Nasıl? Sevdin mi burayı? Çok sevdim. Ama en çok sessizliğini sevdim. Bizim evimiz biraz gürültülü tabii. Yok, yani ben kalabalıktan şikayetçi değilim. Ayrıca herkesin senin kanatlarının altında olmak isteyişini de anlıyorum. Ah, işte insan bazen böyle baş başa kalmak da istiyor. Bak ne diyeceğim. Biz sık sık kaçalım böyle. Maşallah, maşallah kimleri görüyorum. Rahatsız olmayın, ben şöyle ilişirim. Hoş geldiniz Cevher Bey. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz Cevher Bey. Hoş bulduk efendim. Albayım, hangi rüzgar attı sizi buraya? Hiç sormayın, sormayın. Hayırlı bir iş için geldim. Babacığım. Sadrettin. Babacığım afiyet olsun. Afiyet olsun. Rahatsız olun. Git sen babacığım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hangi odada oldukları görünüyor mu o zımbırtıda? Yuh artık, o kadar da değil. Ne bileyim, bu buralarda bir yerde işte. Ya bir sürü oda var, ne yapacağız? Tek tek basacağız mı zillerine? Kapılarını mı çalacağız? Direkt enselerler bizi ya. Allah Allah. Aha. Ne? Yangın alarmı. Yangın merdiveni. Ha, bravo. Teşekkürler Sipa gözüm, teveccühünüz. Meltem, acaba sen de bu arada aşağı inip şu güvenlik kamerası işini mi ayarlasan? Evet, hemen uçuyorum. Haydi. Uçan ceylanım benim. Ben de... Ne olur lan? Ne arıyorsun sen burada be? Düş önüme, gidiyorsun. Bana bak, her şeyi mahvedeceksin. Lan her şeyi mahvedeceksin diyorum. Bana bak Çınar Efendi. Ya sözümü dinlersin, buradan uslu uslu düşersin, önüme gideriz. Ya da senin beynini buraya patlatırım. Yürü. Aa, babamların ne işi var burada? Vallahi bilmiyorum ki. İyi akşamlar efendim. Aa, buyurun. Memnun oldum efendim. Nasılsınız? Ayşegül, sizin ne işiniz var burada? Efendim, çocuklarımız tanışmış. birlikte. Esas sizin ne işiniz var? Ayşegül, otursana. Yok ya, özel bir şey konuşuyorlardır belki. Ya sizden gizli ne konuşacağız? Oturun Allah aşkına. Geç geç. Tamam, madem öyle o zaman bir 5 dakika oturun.
Abi sen niye sırıtıyorsun öyle? İşte ortalık karışacak ya, biraz sonra onu sırtıyorum. Ya yok canım, ne karışsın ortalık? Cevher Bey, nasılsınız görüşmeyeli? Efendim, evlatlarımız birbirini sevmiş, anlaşmış. Ya albayım, önden bir kahve filan, çay filan içseydik. Bir şey söylemeye çalışıyor albay amca, dursana ya. Bak şimdi ben de anlamadım ya. Cevher Bey, siz çıkarsanız da şu ağzınızdaki baklayı. Efendim, evlatlarımız birbirini sevmiş ve evlenmeye karar vermişler. Ne zaman? Ayşegül, ne kadar ayıp, burada büyüklerimiz konuşuyor. Araya giriyorsun, ne kadar ayıp. Dur karışma, sus. Efendim, Allah'ın emri, Peygamber Efendimiz'in... Peygamber Efendimiz'in... Peygamber ocağı şanlı ordumuzun bir neferi olmaktan her zaman gurur duymuştum. Bahri Bey, inanır mısınız? Ben Kıbrıs Barış Harekatı'nda, ki o zaman daha yeni bir teğmendim. Albayım, hatlar karıştı. Ne diyecektim ya? Yani Ayşegül'ü istemeye çalışıyordunuz sanki. Evet. Sözün kısası, Ayşegül kızımızı Poyraz evladımıza istiyoruz. Gerçi Poyraz evladım işsiz güçsüz serserinin tekidir ama tırlanta gibi bir kalbe sahiptir. Siz ne deyin de bu iş olsun canım. E canım, şimdi biz de biraz düşünelim ama, değil mi? Ama neyi düşüneceğim? E sarma sen de şu belayı başıma. Pardon. Ya farkında mısınız? Ben de buradayım. Biri bana soracak mı acaba? Vallahi Bahri baba, verdi gitti Ayşegül. Ben yüzüğü takarım. Ondan sonra istersen mahkemeye git. Ne yapıyorsan yap. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.